Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videomda tek renk yazmama incili bir oya modeli yapacağım. İnci sevenler, tek renk yazma sevenler, bu modelimi kaçırmasın hanımlar, bu şekilde göstermek istiyorum. Şöyle kirpikli, incili bir model, örümcekli, çok güzel durdu hanımlar. Hemen başlayalım isterseniz. İncilerimi ipime dizdim. Şu şekilde. İğne yardımıyla diziyorum ben. Ve hemen başlamak istiyorum. İpinizi tığınıza sabitledikten sonra yazmanıza da sabitleyin. Sabitledikten sonra bir tane örümcek yapıyoruz hanımlar. Şu şekilde. Şöyle biraz yakınlaştıracağım. ...netleşmesini istiyorum. O yüzden çok pardon hanımlar. Evet. Şimdi başlayalım. Bir adet örümcek yapıyorum. Örümceğimi çok küçük tutmuyorum. Şöyle bir örümcek. Burasını da çok fazla sıkmıyorum hanımlar. Ve 10 adet zincir çekeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi çektikten sonra yazmamın tersini çeviriyorum. Ve örümceğimin baş noktasına zincirlerimi kapatacağım hanımlar. Tığımı batırıyorum ve kapatıyorum. Bir tane yuva oluşturdum. Tekrar düzünü çeviriyorum. Oluşturmuş olduğum yuvamı bu şekilde elimle bu tarafa alıyorum. Şimdi hanımlar 4 adet zincir çekeceğiz. 2, 3, 4 4 tane zincirimi çektikten sonra hemen bir tane boncuğumu gönderiyorum. Boncularımın boyutu, pardon boncuklarımın boyutu şu şekilde. Küçük, inci boncuk kullandım hanımlar. Çok da fazla küçük kullanmayın. Hani birazcık belli olsun. 4 tane zincirimi çektim. Boncuğumu burada kapatıyorum sıkı bir şekilde. 4 adet zincir daha çekiyorum. 4. Şimdi hanımlar bunu yuvamda kapatacağım. Tam dibinde kapatmaya çalışıyorum. Şöyle. Yuvama batıyorum. Ve sıkı bir şekilde kapatıyorum. Tekrar 4 zincir. 3 4. Boncuğumu gönderiyorum. Boncuğumuz sıkı bir şekilde kapatıyorum. Ve bir dört zincir daha çekiyorum. Dört. Hemen yuvama batıp. Mümkün olduğu kadar dibinden. Sıkı bir şekilde kapatıyorum. Oldu iki. Aynı işlemi dört kere yapıyorum hanımlar. Dört zincir boncuğumu gönderiyorum 1 4 zincir daha. Burada zincirlerinizi sıkı ve boncuğunuzu da sıkı bir şekilde kapatmanız yeterli olacaktır. Yuvamdan batırıyorum. Kapatıyorum. Şöyle bastırıyorum ki dip dibe gelsinler diye. 3 tane oldu. 1 2 3 4 Hemen bir boncuk daha gönderelim. Boncuğumu sıkı bir şekilde kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar yuvama batıp kapatıyorum. Şimdi hanımlar 4 tane yaptım. Burada yapmamız gereken işlem Bunları birazcık sıkıştırmak. Şöyle elinizle sıkıştırın. Evet. Sıkıştı hanımlar. Şimdi 3 adet zincir çekiyoruz. 2, 3. Bir kere ipimi üstüne doluyorum. Ve yuvama batıp trabzan yapacağım. 3 seferde çıkacağım. Önce bir kez. Sonra 2, sonra 2. Bir kere doladım. Yuvama battım. Önce bir kez sonra 2 sonra 2 bir kere doladım yuvama battım önce bir kez sonra 2 sonra 2 10 adet trabzan yapıyorum hanımlar yani baştaki zincirimle beraber toplamda 10 tane olacak burayı tam doldurmak istiyorum ya baktığınız boşluk kaldı 11 tane yapın bu da tamamen sizin elinizin ayarına kalmış Aynı şekilde devam ediyorum. Bir kere doluyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki çıkıyorum. Bakalım kaç tane olmuş hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane olmuş. 9 tane yaptıktan sonra 3 adet zincir çekeceğim. 1 2 3 10.'sunu da bu zincirin sayesinde kapatıyorum. Evet. Bu şekilde hanımlar modelimiz oluşuyor. Şimdi aynı örümcekten bir tane daha çekiyorum. Boyutların aynı olmasına özen gösteriyorum. Evet. Örümceğimi yaptıktan sonra 1 2 3 4. tığ battımdan batarak örümceğimi burada kapatıyorum. Bu şekilde hanımlar. Böyle kirpikli, incili bir model. Gayet de güzel ve değişik bir model. E, çoğunuzun gördüğünü düşünmüyorum hanımlar. Çünkü ben de yeni gördüm. O yüzden. Şimdi kapattıktan sonra ne yapalım? Aralarını nasıl dolduralım? 1 2 3 zincir çekip bir kere üzerine doluyorum. Bir sonraki tığ battığımdan batıyorum. Önce bir kez, sonra sonraki, sonraki çıktım. Bir, iki, üç, dört tane zincirimi çektim. Hemen ikisinin ortasından batıp kapatıyorum. Burada bir tane pıtırçık oluşturuyorum. Tekrar bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıma batıp kapatıyorum. Araları da bu şekilde dolduruyorum hanımlar. Şöyle bir oldu. Bundan 3 adet yapıyorum ben. E, tabii ki siz daha fazla yapabilirsiniz. Yani 4 tane 5 tane de yapabilirsiniz. Ama örneğinizin daha güzel daha net bir şekilde gözüksün istiyorsanız 3 tane yapın. Yani araları çok açmayın. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İkisinin ortasına battım kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battımdan batarak kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Bir kere üzerine aldım. Bir sonraki tığ battısından batıyorum. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 çıkıyorum. 4 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 ikisinin ortasına batıyorum. Tomurcuğumu oluşturduğum 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Ve bir sonraki tığ battığımdan batarak kapatıyorum hanımlar. Bu şekilde. Modelimiz bu şekilde. E bu ortalarına pıtırcık yapmak yerine yani pıtırcık tomurcuk ne, ne istiyorsak onu diyelim. Ee, onu yapmak yerine inci boncuk da kullanılabilir isterseniz ama ben hani çok fazla inci boncuk kullanıp boğmak istemedim açıkçası. Birazcık şık olsun istedim. Sadece kirpiklerde olsun daha göz önünde bulunsun istedim. O yüzden kullanmadım ama seven hanımlar e, bu ortalarına inci boncuk kullanabilirler. İsterseniz bir tane göstereyim nasıl kullanılacağını yapmak isteyen hanımlar yapsın. Tekrar 2 3 tane zincir çektikten sonra bir kere doluyoruz. Bir sonraki tığ battığımızdan batıyoruz. Önce bir kez sonra 2 sonra 2 çıktık. Burada şimdi 4 tane zincir çekmeyeceğiz. Direkt boncuğumuzu getirelim. Boncuğumuzu sıkı bir şekilde kapattıktan sonra 1 2 3 tane zincir çekip bir sonraki tığ battımdan batarak burada kapatacağım. Evet bir tane zincir çekeyim. Boncuğumun takılışı da bu şekilde hanımlar. Şöyle Hani pıtırcık yapmıyoruz da dört tane zincir çekmiyoruz da oraya bir tane boncuk atıyoruz. Bu şekilde. Onu da bilmeyen arkadaşlarım için göstermek istedim. Bu şekilde hanımlar, yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden çok çok kolay gelsin demek istiyorum. Güzel, değişik, şık bir model. Şöyle de göstereceğim. Hani beyaz masanın üzerinde biraz parlıyor diye bu şekilde de göstermek istedim. Tabii ki bu ütüsüz hali. Hani bunu ütüleyince ne kadar güzel duracağını siz tahmin edin. Gerçekten çok güzel bir model. Yani ilk kez gördüm. Hemen yapıp sizinle de paylaşmak istedim. Dedim kesinlikle inci seven hanımlar bu modeli kaçırmayacaklar diye düşündüm. Bu şekilde yapmaya başladım. Böyle hanımlar yakından da gösteriyorum size. Bu şekilde. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bütün takipçilerimi çok seviyorum. Yorum yapınca, yorumları okurken çok mutlu oluyorum. Desteklerinizi bekliyorum hanımlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayan arkadaşlarım abone olmayı unutmasın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.